Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oktay Bey'in ev sahibinin gelini Banu'yla ormanlıkta neler yaşadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Keyifli seyirler. Selam ben Oktay. Evliyim ve uzun yıllardan beri aynı apartmanda oturuyorum. Bundan 3 sene önce ev sahibinin oğlu ve gelini tayin dolayısıyla Adana'ya gelmişlerdi. Bizim binada ev sahibinin yukarıdaki boş dairesine taşındılar. Onlarla tanıştıktan sonra gelinle karım iyi arkadaş oldular. Devamlı birbirimize gidip gelmeler başladı. Gelinin ismi Banu'ydu. Banu gayet samimi bir kadındı. İki çocukları vardı. Çok iyi biriydi. Bir gün yine onlara oturmaya gittik. Banu'nun oğlu çok şımarık bir çocuktu. Sürekli annesini bezdirirdi. Bir baktım annesinin arkasına vuruyor. Eteğini falan aşağı çekiyordu. Bu dalaşma sırasında Banu'nun beli açılmış ve giydiğine kadar görmüştüm. O sırada babası bilgisayarda bir şeylerle uğraşıyordu. Banu benim gördüğümün farkında vardı ve yüzü kızararak bana bak. Ben bir şey olmamış gibi davranıyordu. Neyse biz biraz daha oturup karımla kalktık evimize git. Ama ben iyice kötü olmuştum. Aklımdan çıkmıyordu. Ertesi gün işten biraz erken gelmiştim. Karım evde yoktu. Kesin yukarı çıkmıştır diye düşünerek Banu'ya telefon açtım. Karım sizde mi diye sordum. Yok Oktay abi. İstersen gel. Çocuklar yemek yiyor. Sen de ye dedi. Ben de tamam dedim ve yukarı çıktım. Yemek yedikten sonra Banu çay içelim dedi. Olur dedim. Çay içtik. Oğluyla kızı anne biz parkta oynamaya gidiyoruz dediler. Çıktılar. Banu ile havadan sudan konuşuyordu. Banu Oktay abi akşam olanlardan dolayı özür dilerim. Oğlum biraz saftır. Ne yaptığını bilmez dedi. Ben biraz aptal yaptım. Anlamadım dedim. Oğlum akşam vuruyordu yani. Ya Sen gördün. Umarım ayıplamazsın dedi. Ha o mesele mi? Yok canım ne ayıplayacağım? Çocuk daha dedim. O da evet çocuk işte dedi. Ama şu da var ki dedim. Cümleyi bilerek yarım bıraktım. Banu cümlenin sonunu beklerken neyse boş ver. Ben artık gideyim dedim. Ve kalktım evime indim. Karım geldi pazara gitmiş. Ne zaman geldin dedi. Şimdi geldim dedim. Akşam oldu. Banu balkondan karıma seslendi. Abla gel oturalım dedi. Karım da tamam geliyorum dedi. Banu'nun kocası olmadığından ben gitmedim. Banu karımı anlatmış. Oktay abiyle beraber yemek yedik diye. Neyse 3 gün sonra ben işten dönerken Banu da markete gidiyormuş. Apartmanın girişinde karşılaştık. Bana Oktay abi kocam çalışıyor. Akşam beni köye annemlere götürür müsün dedi. Tamam götüreyim dedim. Eve girince karıma söyledim. Sen de gel birlikte gideriz geliriz dedim. Karım ben gitmem köyleri çok uzak. Sen götür dedi. Köyleri 45-50 kilometre filanmış. Akşam Banu çocuklarla geldi çaldı kapıyı. Karımla vedalaşıp indik aşağı. Bindik arabama ve yola çıktık. Yol boyunca hep havadan sudan konuştuk. Fark ettim ki çocuklar var diye Banu konuştuklarını dikkat ediyor. Bazı konulara özellikle girmiyordu. Neyse vardık annesine. Ben de orada kalacaklar diye tahmin ediyordum ki. Banu kalmayacaklarını söyleyip beni de içeri davet etti. İki saat oturduk geri dönecektik. Çocuklar biz burada kalmak istiyoruz dediler. Banu'nun annesi de nasılsa okul yok hafta sonu kalsınlar deyince Çocuklar orada kaldı. Biz geri dönmek üzere yola çıktık. Köyden uzaklaşır uzaklaşmaz. Banu hemen sordu. Oktay abi o gün bir şey diyecektin ya demedin. Ne söyleyecektin dedi. Ben de yine boş ver söylemeyeyim diyerek Banu'yu iyice meraklandırıyordum. Koluma yapışıp ne olur söyle hadi. Merak ediyorum diye ısrar edince söylerim ama kızmak yok dedim. Söz kızmayacağım söyle dedi. Halen kolumu bırakmamıştı. Biliyor musun Banu? Yakışıyor. Seni olduğundan daha iyi gösteriyor. Hatta dedim. Yine cümleyi tamamlamadı. Banu kolumu öyle sıkı tutuyordu ki. Evet hatta devam et dedi. Hatta o kadar kötü oldum ki eve varınca seni düşündüm. Hocan çok şanslı bir erkek dedim. Bunları konuşurken benimki çadırı kurmuştu çoktan. Banu bana kızacak diye beklerken Banu derin bir nefes aldı. Sordum ne oldu çok mu kızdın dedim. Yok kızmadım Oktay abi. Ama yarama tuz bastın dedi. Kocasının ilgisizliğinden bahsetti. Meğersem Banu kocasında çok dertliymiş. Konuştukça konuştu. Kocam annesinin babasının sözünden çıkmıyor. Keşke gelmeseydik Adana'ya. Bana karşı bütün ilgisini kaybetti diye anlatmaya devam et. Ben de yangını körükle gidip yani o konudaki hayatınızda mı etkiledi dedim. Oktay abi zaten çoktan beri hayatımız falan yok dedi. Bana cesaret gelmişti. Bir sigara yaktım ve bağını uzat. Al bir sigara iç. Efkarın dağılsın dedim. Sigarayı verirken elini tuttum. Tepki vermedi. Bundan cesaretlendim ve elimi attım. Yine tepki vermeyince İçinden bu iş tamam o da istiyor dedim. Ben ana yoldan ormana giren ilk yola saptım. 200 metre falan gittim ve arabayı sote bir yere durdurdum. Zor olmadı. İşi bitirdik. Arada sırada komşumuza gizli gizli ziyarete gidiyorum.